Evet, Tayyip gitsin de ne olursa olsun. Açık açık söylüyorlar. Ve bunlar kendilerini aydın zannediyorlar. Oysa ki siz karanlığınızın içinde kendiniz boğuluyorsunuz. Ne demek Tayyip gitsin de ne olursa olsun? Bir de bu ülkeyi sevdiğinizi söylüyorsunuz. En basit mantıkla, en basit akıl bile, bırakın bir ülkeyi, bir şirketi olan kişi başındaki yöneticiyi beğenmediği zaman yerine daha iyisini bulup öyle yol veriyor. Şimdi siz kalkıp bu ülkede Tayyip Erdoğan'ın karşısına ne olursa olsun önemli değil dediğin zaman bu sizin ne kadar karanlık beyinlere sahip olduğunuzu ve bu ülkeye ne kadar değer verdiğinizi gösteriyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Kılıçdaroğlu'nu mu koyuyorsunuz? Açık ve seçik. HDP ile birlikte hareket eden, HDP zaten bunu açık seçik söylüyor. Ki inanamadım, hala inanamıyorum. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım bir terörist cenazesine gitmiş. Yani o görüntülerin biri bana umarım yalan olduğunu söyler. İnsan inanamıyor. Çünkü çok mütevazi mutfağında, işte mütevazi tost makinesiyle falan poz veren, böyle bir görüntü yapan bir hanımefendi diyeyim ben yine kadına, ama o görüntüleri hala birisi bana bunun olmadığını söylesin. Doğru olmadığını söylesin. Umarım değildir. Hadi onu geçtim, ama bugün siz Tayyip gitsin de ne olursa olsun mantığındaki kişiler, kusura bakmayın, siz bu ülkenin aydınlığına değil karanlığına çalışıyorsunuz. Yani bu ülkenin sonunda ne olacak efendim, bu ülkede zarar, maddi manevi, bunları umursamıyorsunuz demektir. Ne demek ya? Tayyip Erdoğan size ne yaptı ya? Tamam, eksikleri olabilir, beğenmediğiniz tarafları olabilir, sevmiyor olabilirsiniz, ama siz ülke menfaatinin önüne kişisel hırslarınızı, kişisel nefretlerinizi koyuyorsanız, kusura bakmayın, siz karanlık ruhunuzu sorgulayın. Ben bunu yapmam vatandaş olarak. Yani siz Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorsunuz diye ülke menfaatinin önüne, hatta daha önce de söyledim ya işte, terörün önüne bunu koyuyorsanız, PKK'ya sonra bakarız, teröre sonra bakarız, ya ülke yönetimine sonra bakarız, depremzedelerin akıbeti ne olacak, buna sonra bakarız, buna bak diyorsanız ve Tayyip gitsin de ne olursa olsun diyorsanız, kusura bakmayın, vatandaşlığınızı sorgulayın. Şu anda Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki Cumhurbaşkanı adayımızın söylemleri ortada. Bir de söylemedikleri ortada. Herkes Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor, ama hiç kimse HDP milletvekillerini açık ve seçik altılı masaya yaptırımlarını, ayar vermelerini eleştirmiyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Asla ve katiyen HDP'ye altılı masadan ne bir eleştiri ne bir yorum var. Tek başına kaldıkları yerde böyle üstten bir eleştiri, ama adamlar, tekrar edeyim, unutmayın, cumhuriyeti değiştireceğiz diyorlar. Korucuların hepsini suçlu ilan ediyorlar. İşte asker oradan ki sınırdan çekilecek diyorlar. En önemlisi özerklik diyorlar ya. Sözde Kürdistan'ı üstüne basa basa söylüyorlar. Ve siz bunların %1 oy alana 10 milletvekili sıradan artı Cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyorsun. %10 oyum olsa benim, HDP'nin yerinde olsam, ben sizden neler istemem. Onlar diyor zaten %1 oyu olana bunu yapıyorsun diyor. Sen, adamlar ilk günden beri diyorlar ki biz siz hiçbir şeysiniz. Hani hiçbir şeysiniz demeyeyim. Biz siz çok bir şey değilsiniz. Biz olmadan bir şey olamazsınız. Ama diyor biz de şunu isteriz, bunu isteriz. Ne hakaretler, ne ayar vermeler, ama tık. Kalkıp sonra İyi Partili bazıları da gidip işte güzelleme yapıyorlar neredeyse HDP için. Ersan Şen geçen televizyonda çıldırdı Sibel Yılmaz'ı. Sibel Yılmaz da bunları söyledi mi diyor. Ya sen bunu eğer duymadıysan Yeşil Parti için, Yeşil Parti'nin işte Yeşil, o partiden girecekler ya HDP'liler aday. Orada bile algı yapıyorlar. Hani HDP algısını. Yani sen o mesleği bırak. Her gün, bütün gün gündemin içinde gidip televizyonda yorum yapıyorsun. Onların özellik şeylerini duymadın. Öyle mi diyor televizyonda, böyle sapa yatıyor böyle. Öyle mi demişler falan diyor. Milletin aklına dalga geçiyor. Ersan Şah geçer ona şey yaptı. Bunu diyor CHP söyleyemez. Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile alakalı veya PKK ile alakalı çok kesin
yorumlarda bulunamaz. Bulunamıyor da zaten. Bulunamıyor. E şimdi Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ülkeye ne olursa olsun, tamam, özellik olsun, bölünelim, o mu olsun? Sınırlı güvenliğimiz gitsin, o mu olsun? Geçen Meral Akşener diyor ki Judy Dağ da bizim. Ya Judy Dağ'ın da tenis turnuvaları yapılıyor. Terörden temizleyen bu devlet. Ha öyle olsun, böyle olsun ama Tayyip Erdoğan gitsin. Bunu diyen kişi kendi karanlığında boğulsun. Bak bunu ben de desem gerçekten ayıp ya. Bu ülke hepimizin aynı gemideyiz. Sağcısı solcusu inananı inanmayalı. Tamam sev sevme ama 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle bu millet bunların hepsini görüyor. Bu millet bunlar aptal zannediyorlar ha. Bu millet aptal değil, abdal, abdal. Bilen kişi. Millet kime oy vereceğini biliyor. Yani Tayyip gitsin de ne olursa olsun. Yok Tayyip gitmeyecek. Bu ülkeye de ne olursa olsun olmayacak. Bu ülkeye inşallah çok daha güzel olacak. Daha önceki videomda dedim ya her şey çok güzel olacak diye İstanbul'un insanları kandırdı. Aldı oy, kandırdılar. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel oldu İstanbul'da. Yaşıyoruz, görüyoruz. Bir karda gördük neler oldu. Belediye otobüslerinin durumu ortada. Allah korusun şimdi de sana söz baharlar gelecek. O bahar değil. Yani öyle görüyorum. Neyse. Yani ne olursa olsun kişisel hırslarınızı, kişisel nefretlerinizi veya kişisel isteklerinizi vatanınızın menfaatlerinin önüne geçirmeyin. İşte orada gözleriniz kör oluyor ve sizden geriye hiçbir şey kalmaz. Konu bu. Evet. Dedim ya. Ha keşke tamam bulun birini. Tayyip Erdoğan'dan daha iyi birini. Ben de gidip ona oy vereyim. Hayır ben gideyim bana değil ki bak bunu yap. Terörü temizledi, onu yaptı, bunu yaptı. Eksikler var. Ekonomi bütün dünyada zaten şey, buraya da gel, burada da millet ağlıyor ya. Bak Düsseldorf'tayım, Lille geçinemiyoruz diyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani burada yani insanlar geçim sıkıntısı çektiğini söylüyor. 1500 euro askeri ücret var. 1000 euro ev kirası veriyor. E en ucuz çay 2 euro. Bak bir yere gidiyorsun, en ucuz bir normal kahve gibi yerde. Kafede falan değil. Arkadaşla pizza yedik. Bir pizza, iki tane kola, iki tane de kahve ödediği şey 60 euro. Hani lüks bir yer değil. E 1500 euro maaş alan, 700-800 euro kira ödeyen bir insan için 70 euro, 60 euro büyük para. Yani dünyanın her yerinde genel bir şey var. Bu bizimkini, bizde de var, avutmak için değil. Küresel bir durum var ama bunu kime anlatıyorsun? Evet. Bu yüzden dedim ya, bulun Tayyip'ten daha iyi birini, gidip ona oy verelim. Bulun Tayyip Erdoğan'dan daha iyi birini bulun. Salak değilim ben. Koyun ortaya tık tık tık. Ben şimdi ortaya Tayyip Erdoğan'ı koyuyorum, yanına Kılıçdaroğlu'nu koyuyorum. Altın masayı koyuyorum. Altın masanın söylemlerine bakıyorum. Altın masayı destekleyenlere bakıyorum. Ondan sonra diyorum ki, eksikleri var ama yine de Tayyip Erdoğan. Bakıyorsun. Milliyetçi, muhafazakar ve sosyal demokrat kalabilen kişi şu anda sadece Tayyip Erdoğan. Yani bunu sosyal demokratlar da farkında. Bu yüzden yanlış. Ülkenizi sevin ya. Ülkenizi kişisel nefret ve hırslarınızdan daha çok önde tutun. Bizim de bir sürü hırsımız var, şeyimiz var ama ne yapıyoruz diyoruz ki? Vebali var bu işin. Evet. O yüzden dedim ya, vatan sevgisi çok önemli. İnanan için imandan, inançsız bir insan için de insanlıktan, vefadan ileri gelir. O yüzden Türk milletini de böyle zekasını küçümsüyorlar. Resmen zekasıyla dalga geçiyorlar ama Türk milleti feraset sahibi. Allah'ın izniyle bu ülke hepimizin hep birlikte sahip çıkacağız. Görüşmek üzere.